çocuklar, ben hiç ısınamadım. Dondum mu acaba? Ay. Ben size teklifimi yaptım ama siz değerlendiremediniz. Ay. Gerçekten Burhan'ın aramızdaki samimiyet. Ha? Ay. Ne samimiyet ya? Yok, saçmalama. Lan hey! Millet bana bakın lan! Lan! Beyler, Selin ayı tuzağına düşmüş, çukura düşmüş. Yardım edin lan. Yardım ekibiyle mi geldik? Kurtulduk mu? Yalnız gelmiş. Gerizekalı. Lan manyak mısınız? Kız çukura düşmüş. Ayağı donacak. Hadi yardım edin diyorum ya. Tamam. İp alalım yanımıza. İp. Hadi kalk. Hadi. Ay çocuklar. Ben buradan hiçbir yere kıpırdamam. Hala ısınamadım. Donuyorum ya. Takır takırım. Baksanıza. Yani ben de şimdi Fatoş Hanım bu durumda ben yalnız bırakamam yani. Hiç tarzım değil. Hadi o zaman biz gidelim. Hadi hadi hadi. Hadi. İsterseniz size sucuk getirebilirim. Ya. Aslında karnımda biraz acıktı Burhan'cığım ama. Tamam. O zaman getireyim. Ay ne oldu Erol? Biraz böyle parmaklarım donmuş ama biraz usturuplu yürümek lazım. Burhan'cığım. Benim de ayaklarım hiç hissetmiyor. Hatta bacaklarım da. Gelin, 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 gelin. Burada, burada, burada. Selin, iyi misin? Kızım, ne haber? Selin, bak sana bu ipi atıyoruz. Beline iyice dola, tamam mı? Sıkı sıkı. Sonra çekeceğiz seni yukarı. Ay, oldu, gözlerim doldu. Ya ben buraya saplanmışım. Nasıl çekeceksiniz beni acaba? Hadi merak etme, dola şu ipi beline. Selin, iyi bağla ipi, iyi bağla. Hadi. Allah kahretsin. Çok kötü sıkışmış ya. Ya bir kalas falan bulsak da onu sarkıtsak öyle çeksek. Ha, dur bak şurada var. O yolda belası mı? Nerede be güzelim, nerede? Tamam. Selin, bak bu tabelayı sana uzatıyoruz. Tut bunu, tamam mı? Selin, bunu tutabiliyor musun canım? Tutuyorum ama bacağım çok kötü sıkıştı benim buraya ya. Çıkamıyorum. Hadi tut, sıkı tut, çekiyoruz. Ya çocuklar olmuyor ya. Beni bırakın sizi. Selin, nereye gidelim? Evinin. Selin, sen oraya çivileme mi atladın? Evet, niye? Ha, demek ki o yüzden bacağın saplandı. Selin'cim, etrafındaki kar yumuşak mı bakayım? Kadar değil. Tamam Selin, ben geliyorum şimdi seni kurtarmaya. Ben de atlayacağım yanına. Sen şöyle kenara çekil. Saçmalama Volkan, sen de saplanırsan seni nasıl kurtaracağız? Önemli mi Aslı? O benim için buralara kadar geldi, bak bunları yaşadı. Ben onun için oraya kadar atlamışım, ufacık bir şey yapmışım, çok mu? Bizim aramızda öyle bir sevgi var işte. Siz anlayamazsınız. Bizim aramızdaki sevgi her türlü zorluğu aşar. Metanetlidir. Dağı taşı deler. Aşkımız dallarda gezer. Bizim sevgimiz dağları, denizleri birbiriyle birleştirir. Sevgidir insanı yaşatan. Tamam yavrum, tamam. Geliyorum. Çekil kenara. Okey. Daha yumuşak bir iniş yapayım değil mi? Oturarak atla. Tut lan. Bismillah. Çekil kenara yavrum. Çekil fındık kurdum, ezilme. Allah! Volkan! İyi misin? İyiyim. Senin bacağını kurtarıyorum. Ay
aşk için neler yapılıyor ya. Değil mi? Mesela bunu ben yapsam, sen bunun için bile bana fırça atarsın değil mi? Siz gidiyor mu arkadaşlar? Ben geri zekalıyım, ne bileyim. Of, yorma insanı Yaprak ya. Heh. Gel, gel. Gel, tut elimi, tut. Tut. Ay, yavaş be, bir lağım acıyor. Yürü be, yürü, çek. Tamam, çek. Çek. Ay, çok acıyor. İyi de, Volkan'ı nasıl çekeceğiz? Aptal. Çek elini be. Ya anacığım ne oluyor? Durmadan telefonlar çalıyor, sen konuşuyorsun. Nedir, ne oluyor? Yok canım bir şey. Bülent Bey aradı, varmış. Oh, hadi hayırlısı. Hayırlısı mı? Lafın gelişi. Yani bu kadar saatte Bülent Bey teşvikiyedeki eve mi varmış? Bir şeyler dönüyor ama anlamıyorum. Canım takılmıştır arkadaşlarına. Bir de ben konuşayım. Yahu gece yarısı geçti, bu kadın hala burada. Kocası gidelim 4 saat oldu, ortada yok. Benden bir şeyler saklanıyor. Bak İfo, benden açık konuş. Bir tahminim var, Allah korusun. Ama açık konuş benden. Tahsin'cim yok bir şey. Önemli bir şey değil. Çocuklarla ilgili bir şey değil mi? Çünkü siz deminden beri Bursa ile Uludağ'la falan konuşuyorsunuz. Farkındayım ben. Yok Tahsin'cim, hatırlarını soruyoruz. Ben anlıyorum neler olduğunu. Of of. Hadi benden saklasanız ne olacak yani? Ayol neyi anlıyorsun Tahsin'cim, yok bir şey diyorum. Bunlar yıldırım nikahı falan yaptılar değil mi Uludağ'da? Gözüme bak, saklama benden. Yıldırım nikahı mı? Evet. Ayol nereden çıkarıyorsun yıldırım nikahını? Saçmalama Tahsin. Ne o zaman? Yok bir şey. Boşuna telaş ediyorsun. Volki! Çıkamıyor musun? Çıkamıyor kendine karı. Tabii kar da kayıyor tabii. Bir de. Aman hocam gibi debeleniyor mu burada? Bir ip bağlayıp çeksenize lan beni. İp koptu. Belki kulübede başka ip vardır. Ha, yürü gidip alalım hadi. Tabii ben tek başıma bulamam ip. Geri zekalıyım çünkü. Yürü Yaprak, Allah'ını seversen. Yürü musun? Volki! Dayan, biz kurtaracağız seni. Önemli olan senin kurtulmuş olman Selin'cim. Bu arada yapraklarımızda hiçbir şey yok. O gün bizi aslanın botlarını bırakmaya gelmişti. Ya mevzu o değil Güzem, geç bunları ya. Ya Volki bir şey söyleyeyim mi? Sen şehrin bütün kızlarını götürsen de ben seni yine kurtarmaya gelirim. Yani bunu da böylece bil. Dur kız, eğer vallahi donarsa çıtır çıtır kırılır bunlar ha. Donmayı engellememiz lazım. Ay çok dur dur, iyice uyuyayım ya. Ay çok gıdıklanma. Ay ya. Siz mi geldiniz? Anam ne yapıyorsunuz? Fatoş Hanım'ın bacaklarını karla ovuyorum, ne var bunda? Donsa mıydım şekerim? Çok soğuk hava. Yaprak ben daha fazla bakamayacağım. Sağ zahmet şu ipe bir bakar mısın içeride? İp yok. Tamam Yaprak. Hadi biz çıkalım. Rahatsız ettik. Pardon. Görüyorsun değil mi Burhan'cığım? Görüyorsun. Ya sağlık bu. Şakaya gelir yana olur mu canım? Fatoş Hanım, bir defa insanın içi kötü niyetliyse olmaz. Bunda kötü niyet var. Ben çok iyi biliyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Adam burada donuyor ya. Yok canım. Gülmeye başlıyor. Vallahi ciddiyetimi kaybediyorum. Hayır, hayır. Ama oraya değil ya.
İp. Yok ip. Volkan, bak şu tabelayı sana doğru uzatıyorum. Buna tutunup tırman buraya. Tamam, tamam. Tutundum ama tırmanamıyorum. Beni çekin. Tamam. Arkadaşlar, hadi. Hadi bir el atın şuna. Hadi. Arabayı çukurdan çıkarıyormuş gibi, tamam mı? Tamam babiş. Hazır mısınız? Tamam babiş. Hazır mısınız? Evet. Hop, 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 hop. Hadi, hadi. Çek, çek. Geliyor. Hadi. Hadi. Volki, iyi misin? Oh, ben çıktım oradan çok şükür. Sen iyisin, ben de iyiyim senin. Hadi çocuklar, kulübeye gidelim ya. Sabaha kadar donmayız değil mi? Kızım saçmalama ya, bak. Yanımda cep telefonu var. Üstelik her yerden, çek elinden. Şimdi ben bunları arıyorum. Biz kulübedeyiz diyorum. Ondan sonra geliyorlar, bizi kurtarıyorlar. Tamam mı? Yes! Helal olsun be. Bravo be senin be. Nasıl yani ya? Çok minibar keyfi yapar gördüm seni canım. Ne keyfi abi, dertten içiyorum gevşemek için. Yok arkadaş, ben dayanamayacağım artık. Gidip kendim arayacağım bunları. Canım ben de aramaya gideyim diyorum ama... birinin burada kalıp telefonlara bakması lazım. Ondan. Ay. Allah sağ ol şekerim, böyle içim ısındı. Şimdi sucukları da koydum. Birazdan olur. Aslında bunların ufak böyle baharatlıları var. Onlar çok güzel olurdu ama... daha başı burası, niye falan elimizden geleni bu ya? Radyo çalsaydı. Benim anladığım kadarıyla Fatuş Hanım, burası... bir sucuk ekmek şeyiymiş, dinlenme tesisiymiş. Sonra bahar gelince herhal ondan dolayı kapalı tutuyorlar şimdi. Benim anladığım gibi. Bahar mı? Ne bahar ayol? Dışarısı buz gibi. Aa Fatoş Hanım, kapının üstünde termometre var. Artı 12 derece yazıyor. Yani bu havada donma riski olmaz ki. Ya. O zaman sen sabahtan beri niye benim bacaklarımı mıncıklayıp duruyorsun Burhan Bey? Yavaş. Selin iyi misin canım? Ay Volki, kendi hayatını risk altına alarak benimkini kurtardın. Çok sağ ol. Ne demek Selin, sen de benim için yaptın. Ay canım benim. Ya Yaprak Hanım, tam küsme bana ya. Ya bak Yaprak, şimdi sen ateşi söndürünce ben biraz kızdım biliyorum. Dıdı vıdı yaptım ama ateş de donabilirdik. Ya yapma. Tamam, affettim. Aha, içeride ateş var. Sucuk kokusu bile var ya. Bir bak. Ya evet ya, açım ben ya. Sucuk yiyelim. Gel canım, gel. Selin'cim, çıktın mı çukurdan ha? Ay kızım, sormayın ya. Ne maceralar, ne maceralar. Anlatma, anlatmak da bitmez yani. Hayır, ya Bilal'im çok kötü bıktım Fatoş. Anlatamam. Bu arada bir de sel felaketinden son anda kurtuldum. Sel değil canım, çığ. Selin, hadi ara şu adamları da gelip alsınlar bizi ya. Ateşi nerede buldun sen? Aa, benim cebimde çakmak çıktı ya. Alo,
Merhaba. Selin Yere Bakan ben. Arkadaşları ben buldum, ayıptır söylemesi. Şimdi şöyle, sucuk ekmek tabelasının 15 taka kadar uzağında bir kulübedeyiz biz. Evet, yani sucuk ekmek kulübesi olabilir. Bekliyoruz. Arkadaşlar, burası sucuk ekmek kulübesiymiş ama talep olmadığından aylardır kapalıymış. Aa, ben sana söyledim değil mi Fatoş? Fatoş mu? Ne bu samimiyet böyle? Ha? O zaman biz doğru yere gelmişiz aslında. İyi de o salak resepsiyonist orada kimse yok, orası kapalı diye uyarmadı ki bizi. Ya bırak Allah aşkına o sarhoşu ya. Havanın sisli olduğunu bile söylemedi ya. Ay yaşın teki o ya. Onun ipiyle kuyuya inen de kabağı zaten. Hayır, Saadettin Bey bize adam gibi bir otel ayarlasaydı. İyi o zaman. Madem adamları bekleyeceğiz, iyi verelim şu sucukları. Mis gibi koktu ya. Arkadaşlar bir dakika. Bu sucuk kokusu kurtları çeker dememiş miydiniz siz? Dışarıda kurt var. Ay, saçmalama Şesu ya. Ya ne, bayağı kurt mu yani? Böyle, böyle tahta kurdu falan olmasın ha? Ya niye yalan söyleyeyim? Böyle böyle parlıyor gözleri. Herkes dursun. Bir dakika. Beni vurduğunuz tüfek nerede? Ay, Volkan çıkma sakın, dışarı çıkma sakın. Dur Selin. Uzun tüfeği ver bana. Anam çok yakındalar. Hepsi senin yüzünden Burhan. Sırası mıydı o sucukları yapmadın şimdi? Sus be! Sen ne kadar çaşorun bir kızsın ya. Sen yapmasın kalmadı. Adamı tanıtıyorsun ya. Volki çıkma, kurt seni yer. Korkma Selin. Seni korumak için her şeyi yaparım. Ejderha olsa onu da öldürürüm. Rahat olsan yeter ki. Bismillahirrahmanirrahim. İlk diye gitti hayvan. Ay kahramanım benim. Vay be. Gerçekten vurdun mu? Vurduk tabii Cem. Avcıyız o kadar yani. Ne olmuş ki? Denizde balık, dağda kurt. Benim için ikisi de aynı. Sonuçta vahşi hayvan. Zaafları aynı bunların. Ortak noktaları belli. Zayıf noktasını bekleyeceksin. Zamanlamayı yapacaksın. Avlayacaksın mecburi. Ay Volki, ne büyüdü kurt? Vallahi... Yani ben bu konularda abartmayı sevmem ama büyüktü ya. Çok büyüktü, hatta bir ara ben tırstım yani, hakikaten korktum. Ama ne yapalım, bir mücadele gibiydi. Ağzı böyle ayı kapanı kadar. Dişleri ayrık ayrık. Boz bir kurt, erkek bir kurt belli. Beni gördü böyle çalıların arasından falan böyle pozisyonunu aldı. Gerildi merildi, daldı dalacak. Ben yaptım planımı kendime göre de onun planını da hissediyorum yani. Gerildi böyle bütün vücuduyla. Çat üstüme uçtu, anında küt çaktım tak aşağıda. Yapacak bir şey yok. Hayır, yoksa beni öldürecek. Size bir zarar verecek. Ne yapayım? Sonra bunlar sürü gezer. Biliyorsunuz, beni öldürse iyi. Ölene kadar sürü hep beraber ailecek yiyecekler beni. Ay Volki,
Bu arada ya Allah razı olsun senden. Vallahi hepimizi çok ucuz yani hayatımızı, hepimizin hayatını çok ucuz kurtarttın yani gerçekten. Senin için bir değil 10 tane kurt avlarım Selin, ne demek. Allah. Geçmiş olsun. Arama köpeğimizi niye vurdunuz? He? Abi, uyuşturucu iniyor abi. Bir şey değil yani. Uyusun, dinlensin hayvan. Ne güzel. Yukarıda odalarında duş yapıyorlar. Zaten pek öyle de uzağa gitmemişler. Sis de yollarını kaybetmişler. Araba kurtarmada onların bu kadar yakında olduğunu tahmin etmemişler. Ve onun için de uzakta aramışlar. Bunun için de arama uzun sürmüş. Ne Donbas ya burası 12 derece. Hava enfes. Ya ben biraz burada kalayım çocuklarla. O kişiden alırım. Odan var mı? Duş var. Ha, Bülent Bey. Volkan. Ha, Volkan yanınızda mı? Hayır efendim, yanda lüks otelde Volkan gazetecilerle görüşüyor şu anda. Vallahi arkadaşlar, tam arama kurtarma ekibi bizi aldı. Hep birlikte dönüyoruz. Bir baktık ki sebebi anlaşılamayan bir sebepten ötürü küçük bir içe düşmüş. Ve yolumuzu değiştirmek zorunda kaldık. Yol kapanmış. Buraya gelene kadar macera yani. Tam bir macera oldu. Sizi bir araba kurtarma köpeği bulmuş. Doğru mu? Evet. Benim bir araba kurtarma köpeği buldu bizi. Çok şirin bir köpekti o. Şimdi uyuyor. Uyuyor. Bayağı da bir uyuyacakmış. Yoksa size onu tanıtırdık aslında. Pardon abi. Ay, ay vallahi geçmiş olsun. Hayatımın en uzun gecesiydi. Ah, ah bir de bana sor. Bir de bana sor. Öldüm öldüm dirildim. Vallahi ucuz atlattın. Şimdi asıl Tahsin'e söyleyecek uygun bir yalan bulmamız lazım. Neden ikide bir de Uludağ'ı aradınız telefonla diyecek. Benden ne sakladınız diyecek. Aylarla başımın etini yer vallahi. Yalan düşün. Ama böyle de olmaz ki prens. Sus! Farkındaysan son derece sinirliyim. O yüzden suitimizden böyle bir hısımla çıktım, buraya geldim Kobe. Onun farkındayım da niye yaşadıklarından beri suçluyorsun prenses? He? Ben ne yapabilirim ki? Arama kurtarma köpeği miyim ben? He? Keşke olsaydın be güzelim, keşke. Oda var mı kardeşim? Burada kalamazsın prenses. Bana mı soracaksın be? Ha? Sana mı soracağım? Seni gıcık adam seni. Bana bak, sen bunları ta başında düşünecektin. Yani benim gibi bir kızı o dağların tepesinde, o karlı ortamda kurda kuşa yem ederken düşünecektin. Orada kim vardı yanımda? Volkan ve arkadaşlarım. Ben onlarla kalacağım. Prenses, burada kalamazsın. Sana ne? Sana ne be adam? Kubi, böylelikle seni tanımış olduk, tamam mı? Bir süre konuşma benimle lütfen ya. Çok rica edeceğim. Gelme üstüme. Biraz düşmem lazım bu ilişkiyi ya. Allah'ım ya. Oda var mı be? Aa. Yok oda falan. Bekleriz artık be. Aa, bir huzur vermediniz odama. Bu ne? Odalarımızda sıcak su ve duş mevcuttur.
Saat 2 olmuş yahu. Neler dönüyor burada anlamadım. Bu kadın da kamp kurdu buraya. Şu kanepeye uzanıp yatsam ayıp olmaz herhalde bu saatten sonra. Ay. Aa, bak kumanda buradaymış. Yani büyük tehlike atlattık ama çok şükür dağda mahsur kaldığımız halde hiç kimsenin ayak parmağı bile donmadı. Sapasağlam buradayız, kurtulduk. Bütün Türkiye'ye de dağda mahsur kaldığımız sürece bize kilitlendikleri için, bizi takip ettikleri için saatlerce ekran başında merakla bizlerden haber almak için bekledikleri için canı gönülden arkadaşlarım ve kendi adıma teşekkürleri bir borç bilirim efendim. Ne mahsur kalması ya? Aman Allah korusun. Ha şimdi anlaşıldı durum. Vay 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 vay. Ben dağdaki süre boyunca hep müziği düşündüm. O şekilde hayatta kaldım. Peki bu maceranın düzmece olduğu ve aslında yeni çıkacak albümünüzün reklamı için bunu sizin yarattığınız söyleniyor. Ne? Reklam için mi yaptın bütün bunları? Bak şunun yaptığına bak ya. Ne münasebet kardeşim. Bunlar çirkin iddialar. Yok efendim 12 derecede kimse donmazmış. Yok efendim bahar gelmişmiş. Niye işte sucuk kulübesinde mahsur kalmışmışız falan. Orada olsaydınız eğer bunları yaşasaydınız anlardınız. Sen bunları külahıma anlat hayda. Şunu yaptılar. Kalıbından, kıyafetinden utan. Yazıklar olsun sana be. Senin ben ciğerini bilirim, ciğerini. Edepsiz, yalancı, hain. Tutarsız herif. Yazık be. Hadi be. Rezil ettin beni gene el aleme. Tahsin'cim. Ya benim şu şey, tansiyon ilacımı yazır. Gene başladı. Tık 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 tık. Hain, edepsiz, yalancı, düzenbaz. Düzenbaz. 5 defa, 10 defa yalancı düzenbaz. Çocukken Allah'tan izcilik kursu görmüştük. Onun da çok faydası oldu. Metanetimizi kaybetmedik. Ve buradan Milliyetin Bakanlığı'na ve herkese sesleniyorum. Küçük izciler yetiştirelim. Ya kalıbından utan. Yazık. Geçmişler. Ha, buldum onları.